Videoya geçmeden önce, lütfen beğenerek ve abone olarak, destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Yüzey sıcaklığı 3000 santigrat dereceyi bulan lavlarla kaplı, bir gezegeni izleyen astronomlar, gezegende gökten kaya yağdığını tespit etti. Gezegenin sıcaklığı nedeniyle, bu kayalar önce buharlaşıp, sonra tekrar katılaşarak gezegene yağıyor. Uzayda, birbirinden çok farklı gezegenler var. Kendi güneş sistemimiz içinde bile, Venüs ve Merkür gibi aşırı sıcak, Neptün gibi, aşırı soğuk gezegenler bulunuyor. Yine de uzayın sonsuzluğu içinde, değerlendirdiğimizde bu gezegenler o kadar da aşırıya kaçmıyor. Yeni bir çalışma gerçekten koşulların, uçlarda olduğu ve gerçek bir gezegenden ziyade, bir video oyunu bölümü gibi duran, bir gezegene dikkat çekiyor. Bu gezegenin adı ise K2141b, ve gezegende yağmur yağar gibi kaya yağıyor. K2141b oldukça sıcak bir gezegen. Büyük kısmı lavlar ile kaplı olan gezegen, yüzeyinin sıcaklığı 3000 santigrat derece civarında. McGill Üniversitesi'nden araştırmacılar, yeni çalışmalarında bu gök cismi hakkında oldukça ilginç sonuçlara vardı. Aşağı yukarı Dünya ile aynı boydaki bu yapı, bir turuncu cüce yıldızın yörüngesinde dönüyor. Kaya yağan, rüzgarların ses hızından daha hızlı estiği ve 100 kilometreden daha derininde magma okyanusu barındıran bir gezegen keşfetti. Araştırmacılar daha önce de ekstrem lav gezegenleri bulmuştu. Bu gezegenler, sistemlerinin yıldızlarına o kadar yakın oluyor ki, yüzeyleri erimiş lav okyanuslarından oluşuyor. Bizim gezegenimizden farklı olarak, bu gök cismi kendi yıldızına oldukça yakın bir mesafede yer alıyor. Gezegenin bizimki gibi dağları, ovaları ve atmosferi olsa da, tamamı kayalardan oluşuyor. Gezegenin sahip olduğu konum, nedeniyle hep aynı yüzü yıldızına dönük. Bu da uç koşulların ortaya çıkmasına neden oluyor. Gezegenin bir yanındaki sıcaklık, 3000 derece olsa da diğer tarafındaki sıcaklık, -200 dereceye kadar iniyor. Ancak K2141b olarak da bilinen bu yeni keşfedilen gezegen, olağanüstü gezegenler arasında bile sıra dışı. Gezegenin yüzeyi, okyanusu ve atmosferi kayalardan oluşuyor. Bu kayalar yağmur gibi yağıyor ve, devasa denizlerde eriyor. K2141b'nin aşırı sıcak olan gündüz tarafında, yüksek ısı nedeniyle, taşlar buharlaşıyor. Taşları oluşturan sodyum, silikon monoksit ve silikon dioksit atmosfere karışıyor. Ardından da saatteki hızı, 5000 kilometreyi bulan rüzgarlar bu buharlaşmış mineralleri, gezegenin soğuk kısmından geçiriyor. Havada tekrar yoğunlaşan ve doğrudan kaya haline gelen yapılar, daha sonra tekrar lavlara düşüyor. K2141b'nin 3'te 2'si, yörüngesinde döndüğü turuncu cüce yıldızın kesintisiz, çok parlak ve sıcak gün ışığına maruz kalıyor. Güneşine çok yakın olduğu için, gezegende bir yıl, dünyadaki bir günün 3'te 1'inden, daha kısa sürüyor. Kütle çekimiyle yerine kilitlenmiş durumda. Bu, gezegenin her zaman aynı tarafının, yıldızına baktığı anlamına geliyor. Gezegenin karanlık tarafındaki sıcaklıklar, -200 santigrat derecenin altındayken, ışığı alan tarafı yaklaşık 3000 santigrat derece. Yani kayaları buharlaştırıp, ince bir atmosfere dönüştürecek kadar sıcak. Atmosferinde ise, dünyadaki yağışa benzer, ilkelerle yağış oluşuyor. Suyun buharlaşıp atmosfere yükselmesi ve, daha sonra bunu tekrarlamak için, yağmur olarak geri düşmesi gibi, K2141b'deki sodyum, silikon monoksit ve silikon dioksit de kayalık atmosferdeki süpersonik rüzgarlar tarafından, gece tarafına çekiliyor ve bu onların, yüzeye geri düşmesini sağlıyor. Araştırmacılar, Dünya ile aynı büyüklükte, ama Güneş'ine çok daha yakın gezegendeki, koşulları anlamak için, bilgisayar simülasyonları kullandı. 200 ışık yılından daha uzakta bulunan gezegen, 2018'de keşfedildi. Bilim insanları gezegen hakkındaki, mevcut verileri kullandı. Daha sonra atmosferi ve, hava döngüsünün nasıl olabileceğini anlamalarına yardım edecek, bilgisayar simülasyonları kullanarak, gezegeni analiz etti. Bulgular, uzak gezegenlerin atmosferi ve, bileşenlerini çok daha ayrıntılı gözlemlemeyi sağlayacak yeni teknolojiyle, gelecekte test edilebilir. York Üniversitesi'nde doktora öğrencisi ve, makalenin başyazarı Jiang Nguyen, bu, James Webb Uzay Teleskobu gibi, yeni nesil teleskoplarla yüzlerce ışık yılı uzaklıktan, tespit edilebilen K2141b gezegeninin hava şartları hakkında, tahminlerde bulunan ilk çalışma dedi. Her ne kadar gezegen biraz garip olsa da, aynı zamanda yüksek seviye astronomi teknolojilerinin, geldiği noktayı da görmemizi sağlıyor. Bu teknolojiler sayesinde, kendi sistemimiz dışındaki öte gezegenleri de, daha iyi gözlemleyebiliyoruz.